Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Kurumları ya da kişileri eleştiriyorsak alkışlamayı da bileceğiz. Bunu her zaman söylüyorum. İnsanların haddini bildirmek elbette bizim gibi bu işi yapanların görevi, sorumluluğu daha doğrusu. Çünkü öyleleri vardır ki haddini bildirmezseniz hiçbir şeyden anlamıyorlar. Ama haddini bildirdiğiniz bir kişi doğru yapmışsa o zaman da onu alkışlamasını, hakkını vermesini bileceksiniz. 27 Ocak geçtiğimiz hafta Cuma günü Korkusuz gazetesindeki 9 yazımdan biri Ayıptır Yahu başlığı altında yayınlandı. Şimdi size o günkü gazetenin o köşeyi, o günkü yazımı göstereceğim ve aynı anda da yazımı sizinle kendi sesimden paylaşacağım. Lütfen efendim önce onu bir dinleyelim. Yazımın başlığı Ayıptır Yahu. Cezaevlerindeki elektrik harcamalarını tutuklu ya da hükümlülerden tahsil ediyorlar. Kasım 2022 faturasında 1 lira olan kilovat saat ücreti 17.11.2022 tarihli faturada 5 lira 03 kuruşa yükseltilmiş. Gerekçe cezaevlerinin bakanlıkça ticarethane statüsüne alınmasıymış. Neden? Cezaevleri ürün üretip sattığı ve döner sermayeden finanse edildiği için. Ağırlaştırılmış müebbet yatacak olan bu insanlar ailelerinden gelen 3-5 kuruşta geçinmek zorunda. Efendiler, bu insanların suçları sabitse zaten özgürlüklerinden mahrumlar. Ama onlara verilen cezaya ek olarak bir de ayrıca para cezası gibi elektrik faturası kesmek kanuni olsa bile hukuki olabilir mi? Ayıptır yahu. Şimdi de bugün gazetelerde yayınlanan bir haberin sadece başlığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Cezaevleriyle ilgili önemli bir düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Cezaevlerinde kullanılan elektrikte ticari tarif eden mesken tarifesine geçildi. Yani yine 1 liralık tarifeye dönüldü. Bu güzel bir şey. Bu konuda karar alan cezaevleri yönetimini tabii ki tebrik ediyorum. Adalet Bakanı'nın bundan haberi var mı yok mu bilmiyorum. Ama daha önce de 1 lirayı 5 liraya çıkarırken yani mesken fiyatı üzerinden uygulanan tarifeyi ticari tarifeye çıkarırken de Adalet Bakanı'na sormuşlar mıydı onu da bilmiyorum. Keşke bu anlamsız ve bu bence çok acımasız zammı en başta hiç yapmasaydılar. O zaman biz de kendilerini eleştirmezdik. Bizim eleştirimizden sonra bu hatanın düzeltilmesi bizim açımızdan elbette güzel bir şey. Kendimi övmek için de söylemiyorum. Hayır. Ben genelde okur mektuplarını, çok özür dilerim, çok önemli değilse pek fazla yayınlamam köşemde. Neden? Çünkü benim okur mektuplarıma ayıracak, çok özür dilerim ama inanın vaktim yok. Ve çok sayıda mail geliyor bana, çok sayıda şikayet geliyor. Birinin şikayetini verip diğerini vermezseniz olmaz. O nedenle zaten kaldı ki, bilmiyorum tabii sizlere nasıl geliyor ama bana ve herhalde bir de benden çok daha fazla mail gelen arkadaşlarımıza lütfen anlayışlı davranalım. Bana günlük asgari 100, bakın ortalama konuşuyorum, 100 mail geliyor. Daha fazlası geliyor da ben asgarisini söylüyorum size. Ben bu maillerin hepsini okumaya ve cevap yazmaya kalksam benim günüm yetmez. Tabii ayrıca sosyal medya üzerinden de mesajlar geliyor. Yorumlarınız geliyor. Değil mi canlarım? Fakat bunu, bu elektrik konusunu çok önemli buldum. 5 misli fiyat artışı ve bu insanlar para kazanamıyorlar. Ailelerinden gelen parayı onlarla paylaşıyorlar. Günahtı değil mi canlarım? Ben haklı olduğuma inandığım bir yazıydı ve iyi ki yazmışım. Belki de benim gibi daha başka da bu konuda yazı yazanlar, söylemlerde bulunanlar vardır. Bilmiyorum ama hepsini de ayrıca tebrik ederim. İşte kamuoyu bu demektir. Kamuoyunu kitlelerden, insan yığınlarından ayıran en büyük haslet, ülkeyi yönetenleri, karar alıcıları olumlu ya da olumsuz etkileyebilme gücüdür canlarım. Ya
hükümetin, iktidarların benim ve benim gibi ya da benden ve benim gibi muhaliflerden, muhalefet de edenlerden neden bu kadar korktuklarını sanırım şimdi çok daha iyi anlamışızdır. Şimdi sizlerle bir video paylaşacağım. Bakınız, bu videoda ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Bakalım ne diyor, bir dinleyelim. Eğer ülke bir erken seçime gitme durumundaysa, erken seçime gitme kararını parlamento alır. Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok. Bunu ancak meclisle burada bunu yapma şeyi var, erken seçimle ilgili. Bunun da oranları vardı. Efendim, ne diyor, duydunuz mu? Anayasada diyor, Cumhurbaşkanının ikinci döneminin sonunda ya da hiçbir zaman daha doğrusu seçimleri yenileme yetkisi yok diyor. Cumhurbaşkanının seçimleri yenileme yetkisi yok diyor. Bu yetki sadece meclise verilmiştir diyor. Bunu söyleyen şimdi meclisi feshetmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı. Ve halen herhalde vicdansız ve akılsız olmalılar ki kimileri, Erdoğan'ın seçimlere katılacağını, aday olacağını ve hatta seçileceğini söylüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'yla anlaşmış olabilir. Seçimlerde aday da olabilir. Hatta ve hatta kazanabilir de canlarım. Çünkü ben artık Türkiye'deki bazı seçmen kitlelerinden, insan yığınlarından endişe ediyorum. Onların sadece akılları, vicdanları değil, düşünme yetenekleri de yok. Hak verme duyguları sıfırlanmış demektir. Ya da acayip benciller. Ayda 1500-2000 lira sosyal yardım alacaklar diye kendilerinin dışındaki bu ülkede yaşayan milyonlarca eğitimli, demokrasi isteyen, hukuk isteyen, refah isteyen, milli gelirden daha çok pay almak isteyen insanlara cefa çektirecekler demektir. Bekleyelim. Seçimlerden sonra herhalde olur ha, Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapmıştır, anlaşma yapmıştır, uzlaşma, bilmiyorum yani, ama ne olursa olsun Erdoğan'ın seçimlere katılması anayasamıza aykırıdır. Kendisi söylüyor ya, ben söylemiyorum, kendisi söylüyor. Anayasamızda diyor, Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenileme yetkisi yoktur. Bitti kardeşim. Bundan sonra kim seçerse seçsin. Şimdi bir video daha. Evet, bu video ise kimilerinizin çok sevdiği, bazılarınızın ise nedenini bilmiyorum. İnanın nedenini bilmiyorum. Bir gazeteciden bu kadar nasıl nefret edilebilir? Bir gazeteciyi eleştirirsiniz. Eleştirdiğiniz bir gazetecinin fikirlerini beğenmiyorsanız onu izlemezsiniz, onu okumazsınız, onu dinlemezsiniz. Olur biter. Ama nefret neyin nesi? Evet, benim de pek çok konuda aynı şeyleri düşünmediğim ama gazetecilik ahlakına da, gazetecilik bilgisine de, gazetecilik yeteneklerine de, gazetecilik deneyimlerine de saygı duyduğum Can Dündar, bakınız Türkiye'de kripto muhaliflerin aksine nasıl aklı başında bir yorum getiriyor. Lütfen şimdi de sevgili Can Dündar'ı bir dinleyelim canlarım. Almanya'da seçimler geçen yıl Eylül sonu yapıldı. Sonrasında koalisyon pazarlıkları başladı. 21 müzakere, 22'de çalışma grubu kuruldu. 300 politikacı 2 ay çalışıp bakanlıkları paylaştı ve bir koalisyon anlaşması çıkardı ortaya. Bugünkü 3 partili koalisyon hükümeti ancak seçimden 2,5 ay sonra kurulabildi. Millet İttifakı'nın yaptığı hazırlığın önemi işte burada. Birçok demokraside seçimden sonra başlayan çalışmayı seçim öncesi yapmayı başardılar. Ortak politikalar mutabakat metninin ilk önemi burada. İkinci önemli noktası ise tek adam rejimi altında alabildiğine kutuplaşmış, uzlaşmayı unutmuş,
koalisyonlardan korkutulmuş bir toplumda farklı fikirlere sahip 6 parti bir ortak paydada buluşmayı başardı. Hiç küçümsenecek şey değildir bu. Diyalog kapılarının açılması, birbirini dinleme geleneğinin hatırlanması, gerektiğinde uzlaşma için geri adım atılması, topluma birlikte güçlüyüz mesajının aşılanması, bunlar vaatler kadar önemli noktalar. Elbette bu uzun vaatler manzumesinde herkesin aradığı, katılmadığı, yeterli bulmadığı ya da hiç bulamadığı hususlar vardır. Benim için örneğin Türkiye'nin en önemli iki yarasının, Kürt sorunu ve siyasi İslam dayatmasının hiç adının geçmemesi büyük hayal kırıklığı. İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yapılmaması da öyle. Ayrıca keşke yarının Türkiye'si hayalini bu kadar yaşlı, bu kadar erkek bir heyet sunmasaydı. Keşke daha genç, kadın ağırlıklı bir yeni dönem vizyonu ortaya koyabilselerdi. Keşke AKP'den burada da ayrışabilselerdi. Ama hepimiz sanırım önceliğin bu baskı rejiminden kurtulmak olduğunun farkındayız. Ve bu geçici koalisyon bunu başarana dek onun ince dengelerini anlamak zorundayız. Şimdilik önemli olan dediğim dedik tek adamın yerini toplumun farklı kesimlerini kucaklayanların alabilmesi, birlikte yönetebileceklerine toplumu inandırabilmesi, halkın üzerine çöken umutsuzluk bulutunu dağıtabilmesi. Adayın açıklanıp kampanyanın başlamasından sonra süreç çok daha hızlanacaktır. Hayırlı olsun. Can Dündar bunları söylüyor. Can Dündar'ın bu söylediklerine haksız diyebilmek için insanın vicdanını da aklını da yitirmiş olması gerekiyor. İşin içinde muhalefet partilerine eleştiri var mı? Var. Neden? İstanbul Sözleşmesi konusunda mesela var, haklı. Kürt siyasi hareketi konusunda ya da Kürtlerin sorunları konusunda var mı, haklı? Haklı mı? Haklı mı? Haklı. Elbette haklı. Siyasal İslam'ın Türkiye'de yapmak istedikleri Siyasal İslam'ın Türkiye'yi çok çok tehlikeli sulara sürüklediğini konusunda şüphesi olan var mı? Aklını peynir ekmekle yemiş olanlar hariç hiç kimsenin şüphesi yok elbette. Bunu yapıyor, bunu söylüyor ve Millet İttifakı'nın 6 genel başkanının bu konularda hassasiyet göstermemelerinin, bu konuda söz etmemelerinin yanlışlığını vurguluyor. Orada da Can Dündar haklı ama tespiti çok güzel. Şimdi bunları tartışmanın zamanı değil artık. Bugün en önemli yani ehemmiyetli olan Türkiye'yi demokratik, laik, sosyal hukuk devleti haline yeniden dönüştürebilecek kadrolar. Efendim bu kadroların içinde demokratik, laik, sosyal hukuk devletine ya da laik rejimle kavgalı olanlar var diyenleriniz olabileceğini duyuyor gibiyim. Mesela diyecektir bu arkadaşlarımız Temel Karamollaoğlu. Ben Temel Karamollaoğlu'nun laik rejimle sorunu olduğunu hiç duymadım, hiç işitmedim. Yani laikliği aşağılayıcı, laikliği bitirelim, laiklikten kurtulalım gibi cümlelerine tanıklık etmedim ben. Benim gördüğüm, benim tanıyabildiğim Temel Karamollaoğlu muhafazakar Müslüman demokrat. Olabilir mi? Olabiliyor. Elbette olabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllarca %99,5 Müslümanlardan oluşan demokrat bir ülke olmayı başardı. Şimdi tehlikede miyiz? Tabii ki tehlikedeyiz ama eğer Temel Karamollaoğlu'nun laik devletten kurtulma gibi bir sorunu, bir derdi olsaydı 20 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP ile birlikte hareket ederdi. Bir gün bile Recep Tayyip Erdoğan'ın tekliflerine evet demedi. Genel başkanlıktan alınma pahasına da yine mevcut rejimle mücadele etti. Ahmet Davutoğlu'nun laiklikle kavgası olabilir mi? Ahmet Davutoğlu'na kızıncanın bana ne ya? Hep söylüyorum. Beni ne ilgilendirir? İnsanların nefret gibi sevgileri de onların kişisel duygularıdır. Ama ben bilirim ki ve inanırım ki nefret, sevgi, öfke, korku bunlar duygudur ve akıldan uzaktır bunlar. Endişe olabilir. Kuşku olabilir, şüphe. Bunlar olabilir. Bunlar endişe etmek elbette akılla düşündükten sonra insanları bir konuda endişeye sevk edebilir. Tabii ama sevgi gibi bilhassa nefret gibi duygular akıldan uzak duygulardır.
Bunu da lütfen ne olursunuz bence ya bana göre kabul edelim. Ve canlarım, şimdi işte Can Dündar'ın da hatırlattığı gibi gerçekten de son yapılan toplantıda, açıklamada daha doğrusu ve 2000 sayfa bu, 2000 maddelik o kitapçıkta ya da 240 sayfalık kitapçıkta yer almayan İstanbul Sözleşmesi konusuna geleyim. Ama gelmeden önce bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum. Millet İttifakı'nın içindeki 6 partinin hiçbirisi laik sistemle kavgalı değil. Bunu lütfen kabul edin. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne gelince, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Profesör Ümit Özlale, ki daha önce biliyorsunuz eleştirmiştim, sonra bir daha o konulara hiç girmedi ve iyi yaptı. Yoksa aklı başında, uygar, yani medeni bir insan ve belli ki de kariyer sahibi bir insan Ümit Bey. Neyse, ideolojileri olan bir insan olabilir. Ben ideolog değilim ama ideolojileri olanlar var. İdeolojilerin her türüne karşı çıksam da insanlara neden ideolojim var diye sorgulama yapmam. Hayır, asla yapmam. Çünkü nihayet ideoloji dediğiniz şey de bir insanın düşüncesidir, bir insanın fikridir, bir insanın siyasi ve iktisadi tercihidir. Ümit Özlale İstanbul Sözleşmesi'nin iktidar sürecinde, yani Haziran seçimlerinden sonra yeniden yürürlüğe konulacağını söyledi, haklıydı. Ama bunun üzerine hemen derhal Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan itiraz etti. Olmaz böyle şey dedi. Ne konuşmuştuk biz dedi. Hani mutabakat dedi. Şimdi bu haberi sizlerle neden paylaşıyorum? Ben normal aktif bir gazeteci olsaydım bunu haber yapmazdım. Neden? Hiç ciddi, hiç önemli bulmadığım için çünkü. Yani. Ama bunu muhalifmiş gibi göründükleri halde haber yapan, ön plana çıkaranlar var. Muhalifmiş gibi göründükleri. Ben onlara kripto muhalifler diyorum, biliyorsunuz. Çok ilginçtir. Pirinç ne dermiş pirinç? Ben içime karışmış siyah taştan korkmam. Beni asıl korkutan bana benzeyen beyaz taşlardır demiş, değil mi? Öyle ya. Siyah bir taş görürsünüz pirinç pilavı, pirincin içinde ayıklarken alıp atarsınız. Ama pirinç gibi, pirince benzeyen, pirinç büyüklüğünde beyaz bir taş görürseniz onu da pirinç zannettiğiniz için almazsınız. Ondan sonra pilav piştikten sonra kim yerse, kime rastlarsa bir diş zayiatı meydana gelebilir. Ben iktidar yandaşlarından ve iktidar yandaşlarının yorumlarından da, haberlerinden de hiç gocunmam. Hele yorum yapanlar benden 180 derece farklı da düşünseler, benim yorumlarımın, benim düşüncelerimin hiçbirisinin doğru olmadığını da ileri sürseler, doğru demedikleri için incinirim ama onlara kısmam. Onlar çünkü kendi düşüncelerini savunuyorlar. İnsanların kendi düşüncelerini savunmalarından daha doğal, daha tabii hiçbir şey yoktur. Ama ben bugünkü şartlarda bilhassa mevcut iktidara, mevcut rejime muhalifmiş gibi yapan, sanki Millet İttifakı'ndan yanaymış gibi duran ve fakat Millet İttifakı'nı itibarsızlaştırmak için Millet İttifakı'na oy vermeye kararlı olanları bile, niyetli olanları zaten asıl amacı niyetlenenleri çevirmek ama kararlı olanları bile Millet İttifakı'nın göstereceği, bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa, Kemal Bey'e oy vermemeleri konusunda baskılayanlar var. Hem muhalif gibi görünüyorlar, hem Erdoğan ve Bahçeli ile kavgalıymış gibiler ama hem de Erdoğan'ın bu seçimleri kazanacağını, Kemal Bey seçimlerde aday olursa Erdoğan garanti falan gibi şeyler de söylüyorlar ve Millet İttifakı içinde bazı insanların, bazı liderlerin, bazı kişilerle, bana göre mağdur edilmiş kişilerle görüşmeleri üzerinden o genel başkanları, o parti sözcülerini FETÖ'cü ilan ediyorlar. Türkiye'de en ayıp şey, bana göre en ayıp şey. Ya ne demek ya? Birisinin hakkında, birisinin üzerinde devletin değil, iktidarın silahlı terör örgütü olarak tanımladığı bir dini cemaati öcü gibi göstererek halkımızın
inançlı kesimlerin ve en çok da seküler kesimlerin, yani Millet İttifakı'nın adayına oy vermeye hazırlanan kesimlerin gözünü korkutmak ne demek ya? Ya ne ayıp şeyler bunlar ya. Ya bunlar yakışmıyor, biliyor musunuz? O nedenle ben, Cem Küçük dedi ki bana ne, Cem Küçük ne derse desin. Fuat Uğur dedi ki bana ne, Fuat Uğur her şeyi söyler. Ahmet Hakan dedi ki olabilir, Ahmet Hakan der şeyi. Ahmet Hakan ve Abdülkadir Selvi, Nedim Şener, Cem Küçük, işte ne bileyim Fuat Uğur. Biz bu arkadaşlarımızın, bu meslektaşlarımızın bizim gibi düşünmediklerini biliyoruz. Onların verdikleri ya da yaydıkları haberlere tabii ki endişeyle bakarız. Yorumlarına ise güler geçeriz. Yanlış demeyiz çünkü onun doğrusudur, ama güler geçeriz değil mi canlarım? Ancak bizim içimizden, bizim gibi muhalif olarak bildiklerimiz, Erdoğan'a eleştiri yönelttiklerini zannettiklerimiz, öyle tanıdıklarımız haber verirlerse, haber yaparlarsa, birisiyle ilgili haber yaparlarsa ve o haberi kendi meşreplerine göre yorumlarlarsa, bizim olduğumuz demokrasi platformuna büyük zarar verirler. Yahu 50 kişiyi bile olumsuz etkileseler önemli. Oğuzhan Uğur, Hakan Şükür bir tek kişiyi bile ikna eder korkusuyla ya da babasının tepkisiyle Hakan Şükür'ü kanalına davet ettiği halde vazgeçti ya. Bir tek kişi ya, bir tek kişiyi bile ikna etse de olmaz. Ama bizim bu kripto muhalifler korkarım henüz Erdoğan'dan caymamış milyon, tabii o kadar izleyicisi var mı bilmiyorum ama 50 bin, 60 bin, 100 bin izleyenler, izleyicisi olanlar var. Takipçileri daha fazla. Ama onlar 100 bin kişiyi olumsuz etkileseler ve Millet İttifakı'nın adayına oy verme konusundaki kararlılıklarından ya da niyetlerinden vazgeçirseler kötü değil mi? O arkadaşlarımız gibi 10 kişinin 100 bin kişiyi olumsuz etkilediğini düşünürseniz 1 milyon yapar. Ya Recep Tayyip Erdoğan Doğu Perinçek'in 40 bin oyunun peşinden koşuyor ya. Büyük Parti, Büyük Türkiye Partisi, BDP mi? O partinin 70-80 bin, bilemediniz 100 bin oyu var. Adama bir milletvekili verdi ve peşinden koşuyor ya. Etmeyin, eylemeyin. Bu kripto muhalif arkadaşlarımız ise milyonları etkiliyorlar. Bence yapmasınlar. Bence yapmamalılar. Türkiye için önemli olan, Can Dündar'ın da dediği gibi, öncelikle demokratik, layık, sosyal hukuk devletini, yani 7-8 sene önceye kadar gayet normal tadında yürüyen rejimimizi korumak. Önce rejimimizi koruyalım. Önce rejim elden gitmesin. Demokrasiye, hukuka, bağımsız yargıya, kuvvetler ayrılığı ilkesine yeniden dönelim. Parlamenter sisteme geçileceğiz, geçelim. Ama bu süreçte lütfen birbirimizle kavga etmeyelim. Lütfen birbirimiz hakkında yalan haberler uydurarak, iftiralar atarak itibarsızlaştırmayalım. Bu olmaz. Bunu yapanlar gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini çaldıklarının farkında değiller mi? Kemal Bey'i sevmeyebilirsiniz. Kemal Bey'den nefret edebilirsiniz. Ama Kemal Bey seçilemez deyişinizi kabul edemem. Hayır, böyle bir şey yok. Deyin ki var. E ama arkadaş ya, kiminiz, pek çoğunuz İmamoğlu için de aynı şeyi söylemiştiniz. Ben daha İmamoğlu yeni aday gösterildiğinde bu genç adam İstanbul seçimlerini kazanacak diyenlerdenim. Çünkü ben Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zafer, zafer benimdir diyebilenindir felsefesinde, inancında olan bir insanım. Ama bu arkadaşlarımız daha baştan, maç başlamadan biz bu maçı kaybederiz. Rakip takım bizi kazanır. Kendi sahalarında oynuyorlar. Hakem de onlardan. E çıkmayalım, oynamayalım. Seçime niye giriyoruz? He canlarım benim. Seçime de girmeyelim ya. Ya Allah aşkına yapmayın ya. Eğer Allah'a inanıyorsanız. Eğer vicdanınız varsa vicdanınıza sesleniyorum. Yapmayın. Eleştirin. Tabii eleştirebilirsiniz ama yalan yanlış haberlerle manipülasyon yapmayın. Yani spekülasyon yapabilirsiniz. Spekülasyon bir risktir. Size bir risk kaldırır. Ama manipülasyon yaparsanız aynı ekonomide olduğu gibi, borsa sisteminde olduğu gibi çok büyük suçtur. Ya biz sizi niye manipülasyon yaptınız diye tabii ki yargılayamayız. Yargılamayız da. Hayır, asla. Ama sizin suçunuzun cezasını milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı çeker. Etmeyin be canlarım be.
Ya lütfen sakin olun. Ne o öyle öfkeyle bağırarak, çağırarak, Kemal Bey'e hakaretler yağdırarak. Sonra ama ben Kemal Bey'i severim aslında, namuslu insandır, dürüst insandır demek. Ya amasız konuşun ya. Amasız, fakatsız, lakinsiz konuşun. Lütfen canlarım. Ve canlarım sizler de her zaman sizlerden istirham ettiğim gibi lütfen moralinizi bozmayın. Lütfen ensenizi karartmayın. Bu ülke bizim ve bu ülke çok güzel bir ülke. Bu ülkenin geleceği çok parlak. Bu ülke çok güzel gençler yetiştiriyor. Başkaları size ne derse der desinler. Boş verin siz. Türkiye'de herkes ne bileyim yani gelecekte bugünün Daron Acemoğlu'su olacak hali yok. Ya da herkes bugünün Elon Musk'ı da olacak değil. Hayır, işlerinde bugünün emekçisi, sanatçısı, sporcusu, belediyecisi, tesisatçısı, su tesisatçısı, elektrik tesisatçısı, dişçisi, doktoru, mühendisi, ayakkabıcısı hepsi olacaklar. Ya herkes yıldız olamaz canlarım. Önemli olan yıldızları kıskanmamak, onlara gıpta etmek, onlarla gurur duymak. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmeyin. Sevmezseniz sevmeyin kardeşim. Ama Kemal Bey'in kariyerine saygı duyun ya. Allah aşkına saygı duyun ya. Böyle güzel kariyerler bu ülkede kolay yetişmiyor ya. Üniversite diplomasından bile şüphe edilenlerin yönettiği bazı ülkeler var dünyada. Bizim ülkemiz değil ama bazı ülkeler var. Kemal Bey onlardan daha iyi değil mi ya? Eğer bu halk yüksek kariyerli, dürüst, tertemiz, bir kuruşa tenezzül etmemiş, hiç kimsenin bir kuruşunu yememiş, kimseden rüşvet almamış, milletin yani devletin hazinesini ona buna peşkeş çekmemiş, pırıl pırıl bir insanı seçmeyecekse, ya direnen gitsin bu millet o zaman ya. Ne bok yerse yesinler ya. Allah Allah. İsterseler sürünsünler ya. Seçimlerden sonra da bir tekme de biz atarız. Olur biter canlarım. Değil mi? Bence öyle. Abi ben liberal, demokrat, kapitalist ekonomiyi savunan birisiyim. Ama görüyorsunuz fakir fukaranın sorunlarıyla ilgileniyorum. Neden? Ya çünkü onların sorunlarını çözemezsek bizim kendi sorunlarımız da çözülemez. Açık konuşuyorum. Evet, net. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Tahammül, tahammül, tahammül.